Normal şartlarda bir yılda iki kez zamlanan emekli maaşlarının enflasyon karşısında değer kaybetmesi üzerine hükümet harekete geçti. Tüm emeklilerimize 2023 yılı Ocak ayı maaş artışlarının %30 olarak uygulanacağı müjdesini veriyoruz. En düşük emekli maaşı tutarını da 3500 liradan 5500 liraya çıkartıyoruz. En düşüğü 5500 Türk lirası olan maaşlar yeni düzenlemeyle 2000 lira artırıldı. En düşük emekli maaşıyla ilgili sevindiren haber ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Şimdi çalışma tamamlanınca ayrıca soracaklar ama ben bu akşam buradan güzel bir müjdeyi vermiş olayım. O da bunu 7500 lira olarak inşallah bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün müjdeyi vermişti. En düşük emekli maaşı gelen zamla 7500 lira oldu. Peki emekliler bu zamdan memnun mu? Öyle de işte herkesin arabası var, evi var, ne var? Şükretmiyorlar. Yeter, yeter. Yeter, ne var da böyle hükümet gelmedi. Evi olana yeter. Evi olmayana yetmez. 7,5, 5 de olsa, 5,5 de olsa Allah bin bereket versin. 7,5 lira çok para baba ya, ne demek ya? Herkes parayı düzgün harcasın. En düşük emekli maaşı 5500 liradan 7500 liraya yükseltilerek %30 artış gösterdi. Emekliler verilen zammı bakın nasıl karşıladı. Yeterli ya, Allah bin kere şükürler olsun Rabbim. Emekli maaşımız yetmiyor. Markete vardığımız zaman insanlar alamıyor. Yoksulluk had safhalı. Ya yeterli abi dedi bek ya. 10 numara. Yetmez ama şu ortamda yeter ya. Yapacak bir şey yok. Devletin imkanları kardeşim bu yani. Mesela 7,5 milyon verdiği zaman yeterli, yetmiyorsa evlatlar takviye yapması lazım. Hep devletten beklenmez ki bu para. Öyle ya. Devlet kim? Devlet biziz. Allah bereket versin. Devletimiz fakirine, fukarasına, garibanına, hepsine maaş veriyor. Hiç olmaz. En azından emekliyi biraz rahatlatmış. Ben iki kişiyim öde. Bugün benim maaşım nereden bakarsam ama 8 milyon üzerinde olur. Allah bereket etsin. Bana yeter de artardı. Diğer taraftan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayram ikramiyelerini yükseltecek alternatif modeller üzerinde çalıştıklarını açıkladı.